Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda da makinemizin ekranını tarayacağız. Önce şöyle bir giriş yapalım. Bakın şimdi şurada ortada ne diyor? Bakım aralıkları, alet seçimi, kırıcı veya diğer ataşmanlar için. Efendime söyleyeyim, şöyle yukarıya gidelim. Performans diyor. Makinenin şeylerini göstermesi için bakın tıklayalım şurada. Bakın motor devri, motor soğutucu sıvısı, hidrolik yağ sıcaklığı falan, bunları gösteriyor. Pompaların basınçlarını, bu özelliklerini gösteriyor burada. Efendime söyleyeyim, şurası dil seçimi diyor. Bundan işimiz yok zaten Türkçe'ye. Ekran ayarı, ekrandaki mod değişikliklerini göstermek için. Şurada şeyler var. Saat ayarı, ekrandaki görüntü şeklini, kameranın şeklini değiştiriyor. Neyi istersek ona göre. Burada güç modu. Şöyle şey yapalım. Bakın ekonomi veya yüksek güç. Bende ekonomi işaretli. Bildiğiniz gibi her zaman ekonomide çalışıyorum ben. Efendime söyleyeyim. Bakım aralıkları burada. Motor yağı saatlerini gösteriyor. Hangi saatte neyi değiştireceğimizi falan. Motor yağı bakın 488, 500 saat. Efendime söyleyeyim. Tank kule dönüş yağı 1000 saatte. Yakıt su ayarıcısı, bunu ben suyunu saldım. Buradan silmeyi unutmuşuz. Yardımcı yakıt filtreleri falan filan. Bunlar buradan hep silinmesi gerekiyor. Efendime söyleyeyim. Şuraya gelelim. Menü diyor, ana menü. Burada ana menüde kova, kırıcı, diğer ateşmanlar diye şeyler gösteriyor. Pardon, bu alet seçimi. Efendime söyleyeyim. Burada servis, bunlar bizim işimiz yok. Burada parola değişimi, girerken şifreyi değiştirmeyi söylüyor. Burada da geçerli toplamlar. Şöyle bakalım. Makinemiz 1488 saatte. Motor yağı 1488'de değişti. İşte hidrolik pompası 1488. Hepsi bu toplam şeyleri gösteriyor yani. 41 saat kırıcıyla çalışmışız bakın. Seyir motoru diyor 103 saat yürüme. O kadar yürümedik aslında ama niye öyle gösteriyor bilmiyorum. Alet 2 falan 3, bunlar yok zaten biz başka şey atışma kullanmadığımız için. Ekranda arkadaşlar yakıt depomuzun göstergesi. Şurada hidrolik yağının göstergesi, hararetinin. Şurada motor hararet göstergesi. Şuraya gelelim. Burada manuel gaz. Efendime söyleyeyim. Farların düğmesi. Efendime söyleyeyim. Mazot şeyinin düğmesi. Buradan şey yaptığımız zaman modu gösteriyor. Bakın oraya bastığımız zaman modu seçebilmek için buradan da yardımcı oluyor. Şurada yürüyüşler, kaplumbağa veya tavşan, seri veya yavaş. Efendime şurada otomatik gazı devre dışı bırakma, sileceklerin iki modu, su fışkırtma ve şey. Şurada ses kesme. Şurada da diğer ataşmanlar için. Biz onları zaten kullanmıyoruz. Olan bu. Şurada teybimiz var. Radyomuz. Sol tarafta da klimamız var arkadaşlar. Yürütme levyelerimiz, pedallarımız. Şimdilik makinamızın içinde gösterebileceğimiz parçalarımız bunlar. Şimdilik hoşça kalın.